Merhaba, Sophia Circle Journey, Healing the Mother Wound. Nedir, ne değildir, ne zaman başlıyor, nasıl yapacağız, neden katılmalısınız, niye katılmamalısınız? Bilgi geçeceğim dedim. Sadece tweet attığım halde bile çok fazla yazan kişi olduğu için öncelikle çok mutluyum. Çünkü bu en zor geçecek circle'lardan birisi olacak büyük ihtimalle. Çünkü konumuz ağır bir konu. Konumuz umut. Kendimi tutamamam yine. Biliyorsunuz Orfeu Seon harika bir astrolog arkadaşım. Sayfasını mutlaka takip edin. Çünkü konu... Arada reklam geçmem. Toparlıyorum. Konumuz anne yarası. Healing the mother wound. Of, anne yarasını iyileştirmek. Ben bu circle'a açmaya kendimi hazırlıyordum açıkçası. Çünkü bütün problemlerimizin kökeni anne yarasına iniyor. Anne yarası da eşittir aslında Tanrı yarası baktığınızda. Tanrı'dan kopuş ve Tanrı beni sevmiyor. Tanrı'yı bıraktığım için suçluyum. Buna benzer binlerce kökteki programdan kaynaklanan kendimizi baltalama ve kendimizi sabote etme, gücümüzü elimize alabileceğimiz her alanı, güzellik, para, aşk, aşık olunca ve mutlu ve doyumlu bir aşk yaşayınca mutlu oluyorsunuz sonuç olarak. Bu bir güç getiriyor size. Güzellik bir güç getiriyor. Parayı zaten saymıyorum. Bunların hepsi eşittir. Gücümü elime almak. Gücümü elime almayı hakkım yok. Zaten gücümü elime alırsam kötü şeyler yaparım diye, Tanrı'dan koptum ben suçluyum diye baltalamakla meşgulüz. Healing the mother wound ve bütün yani eninde sonunda bolluk bereket eğitimi de açsam, seksüel şifa eğitimi de açsam, ilişkiler kavuşum eğitimi de açsam, bunun kökü hep anne yarasını incelemeye iniyor. Anne ile ilgili problemlerimizi çözmeye iniyor. Çünkü hepimizin annesi toksik. Annelerden nefret edelim söylemi değil bu. Hepimizin annesi toksik. O toksik anneleri bilerek biz seçtik. Bizi durdurmaları için bu hayatta işte tekrar dediğim gibi gücümüzü elimize almamamız için onları gardiyanlarımız olarak seçip buraya geldik. Ama artık bu çağ bitti ve bizim yol almamız gerekiyor. Yol almak zorundayız. Bu bir hobi olarak kendi rızamla belki istersem kendimi dönüştürürüm değil. İnsanlığın kalbinin iyileşmesi için bireylerin kalbinin iyileşmesi gerekiyor. O yüzden Sophia Circle manuelinde hep şöyle bir cümle var. Yani manueli paylaşmak kesinlikle yasak da. Şuradaki şu cümleyi bir okumak istiyorum. Diyor ki siz You and I are contributing to the spiritual awakening of humanity. İnsanlığın spiritüel uyanışına katkıda bulunuyoruz. Sen ve ben. Sophia Circle Journey'e katılmayı seçtiğin için teşekkür ederim diyor. Ve şu an çok önemli zamanlar. Satürn balığa girdi. Plüto kovaya girdi. Tüm karanlığın ifşa olduğu, hepsinin yüzünün ortaya çıktığı döneme giriş yaptık. Ama ifşa tek başına yetmiyor. Bizim kendi kalbimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Kendi travmalarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Gölge kimliklerimizle entegre olmamız gerekiyor ki yaşam enerjimiz yukarıya çıkıp bizden ışıldayabilsin. Ve biliyorsunuz ki bu baz istasyonları, 5G, Wi-Fi, Bluetooth vesaire bunların hepsi insanı kopyalayarak icat edilen insan kopyalanarak icat edilen teknolojiler. Bu ne demek? Bizler hepimiz birer vericiyiz. Dalga dalga torus alanımızdan frekans yayıyoruz. Biz bu frekansları yayarken biz ne kadar çok ışıksak yani bir kişi bir kere Sophia Circle Journey'den geçtiğinde 100 kişinin karanlığını bertaraf edebilecek kadar çok yüksek ışık yayıyor. Ve anne yarasını iyileştirmek de Tanrı yarasını iyileştirmek. Tanrı'dan koptuğunuz için derinlerde kendinizi çok suçluyorsunuz. Tanrı'dan kopuşla ilgili bu suçlulukları artık orada tutamayız. Kendimizi affetmek zorundayız. Bu bir lüks değil artık arkadaşlar. Bu bir zorundalık. Ve hepinizin
Hepiniz bu kontratları imzalayarak geldiniz. Ben kendimi dönüştüreceğim diye benim konteynerime çekildiyseniz benimle ruh kontratlarınız var demektir. Healing the mother wound demek bütün sorunlarınızın kökünü halletmeniz demektir. O yüzden ilk başta bu biraz zor bir konu diye 13 aylık bir journey yapmayı düşünüyordum. Sonra dedim ki 13 ay da çok uzayacak. Mesela şu an Meryem Ana'nın kitabı iniyor Kayara'ya. 13 ayda indiriyor Kayara'da onu. 13 buluşmamız var ve 1 yılda indiriyor. Hem dedim Meryem Ana'nın kitabı iniyor. O da zaten tamamen kalp çakrası üzerine ki ilk Isis'in Hathor'un da kitabı inebilirdi. White Buffalo Woman bu dünyanın asıl Mesih ruhu White Buffalo Woman'dır ve kutsal dişi Mesih bilinci derken Mesih kelimesini kullanacaksın diyen Kayara'ya Hazreti İsa Meryem Ana Meri Magdalen değildi. Bu White Buffalo Woman'da. White Buffalo Woman Kızılderili yükselmiş üstattır. Kızılderililer bu dünyadan olandır biliyorsunuz. Bu dünyanın asıl halkı yerliler derken boş yapmıyorlar. Yerlisi, bu toprakların yerlisi. Bizler hepimiz yıldız tohumuyuz. Ve işte siyahiler de, Asyalılar da, ondan sonra işte Slav ırkı vesaire. Diğer tüm ırklar bu dünyaya sonradan gelenler. Bu dünyanın asıl halkı Kızılderililer, yerliler ve White Buffalo Woman. Mesih bilinci de o. Onun da kitabı ilk inebilir de hayır. İlk önce Meryem Ana'nın kitabını indiriyor. Neden? İnsanların kalbinin açılması çok önemli. Kalbinin bir an önce iyileşmesi insanlığın yükselişi için şu an çok önemli. Ne kadar çok insan kalp çakrasını kökünden aktive ederse ki bu öyle üstünde iki sarkaç salladım, nefes aldım verdim, çakramı açtım diye bir şey söz konusu değil. Çok ciddi shadow work. Çok ciddi gölge kimlik entegrasyonu ve şifa çalışmaları gerektiriyor. Derinlerdeki travmalarınızı çözmeniz demek, kalbin açılması demek ve bu büyük emek isteyen bir iş. Bu İnan Meryem Ana kitabıyla çok hızlanacak bu süreç. İnsanlığın kalbinin açılması gerekiyor demek. Ve bizim kalbimizdeki en derin yara da işte anne yaramız arkadaşlar. Kişisel spesifik travmalarınız olabilir. Kitlesel kolektif travmalarımız var vesaire ama bunların kökünde yatan çekirdek travma, Tanrı'dan kopuş eşittir anne yarası. Tanrı'dan kopuşun bizdeki yansıması toksik annelere enkarne olmayı seçmemiz. Ve zaten dönüp dolaşıp tüm katılımcılarımda, danışanlarımda, her şeyde, tüm işte az önce saydığım gibi atölyelerimin kökünde hep annesiyle ilgili duyduğu suçluluklar, gizli nefretler, kırgınlıkları yatıyor danışanlarımın. Ve ben yani bunun en büyük örneğiydim zaten. Onun da ucu Tanrı'ya dayanıyor. Healing the mother wound. Anne yarasını iyileştirmek size çok büyük bir kuantum sıçraması yaratacak. O 13 haftalık journey'i tamamlayabilirseniz eğer ki umarım tamamlarsınız. Ne kadar çok kişi olursak o kadar iyi olacak. Sophia Kot başlı başına kişiyi baştan sona dönüştüren ve kuantum sıçraması yaşatan bir kitap zaten. Hani her inisiyasyonda 30-40 tane paralel hayatınız, geçmiş hayatta diyor olabilirsiniz siz onlara, aynı anda iyileşiyor, şifalanıyor. 300-400 bin yılda şifalandırabileceğimiz kadar çok karanlığı Sophia Kot'la bir hayatta, yani 50-60-70-90-100 kaç yıl yaşamayı planlıyorsan artık, bir hayata sığdırmış büyük bir şifa çalışması, kuantum sıçramasıyla yapabiliyorsunuz. Sophia Kot'un özelliği o, kutsal bir metin. Ve yaşayan bir aktarım var içinde. Her okuduğunuzda sizin bilincinizde farklı bir katman derinliği açan, şifalandıran, içinde 8 tane yükselmiş üstadın bizim travmalarımıza özel yazdığı key kodlar, inisiyasyonlar bulunan bir kitap. Ve kitap sizi hiç kimseyle hiçbir şeye bağlı kılmıyor. Meryem Ana bile kendi bölümünde demiş ki kitabın içinde, ben kendi hayatımda yani yüksek high priestess'tim, yüksek rahibeydim, baş rahibeydim. Ve o Roma döneminin en karanlık çağında biliyorsunuz yaşadılar Hazreti İsa, Meryem Ana, Meri Magdalen. Ve çok büyük işler başardı Meryem Ana ki sevgisi, aşkı, öğretisi 2000 yıl ne kadar kırpılmaya ve yalanla dolanla manipüle edilmeye çalışılsa da bize ulaştı. Ki biz İslamik kültürde doğan insanlar bile sağda solda çocukluğunuzda, gençliğinizde bir Meryem Ana heykeli, resmi, kilise gördüğünüzde mutlaka bir çekilmişsinizdir. O onun sevgisi ve öğretisi zaten. O bile diyor ki
Bu hayatımda evet sen diyor, sana diyorum, bana diyor, size diyor, Sofia Kodu okuyanlar ya da okuyacak olanlar. Benim kendi zamanımda başardığım daha büyük işler başarma potansiyeline sen şu an sahipsin. Alt üst ilişkisi yok. Hepinizin içinde yaşayan bir master var. Biz sadece onun yansımasıyız size diyorlar. Kitap zaten harika. Kitap harika. Kitabın beni nasıl dönüştürdüğünü kendi gözlerinizle şahit oluyorsunuzdur. Hani eski elinize, yeni elinize bakarsanız zaten. Sophia Circle Journey'de insanlar kendini çok büyük dönüştürmeye bir adanmışlık kontratını imzalamış oluyorlar. Sophia Circle Journey'e katıldıklarında zaten bir kontrat var imzalamanız gereken. Kontratlar ve antlaşmalar çok ezoterik ve insanlığa hiç öğretilmeyen çok kıymetli bilgiler. Bugün Gölge Kimlik Atölyesi'nde de bunun adı geçti. Bununla ilgili özel bir seminer açmak istiyorum. Yani kontratlar, antlaşmalar, sözleşmeler ve faturalarla ilgili. Çok çok önemli bilgiler. Neyse onu ayrı tutuyorum. Sophia Circle Journey çok büyük bir kuantum sıçraması yaratacağı için bilincinizde hiç özel yine spiritüel hokus pokus yok. Size çılgınlar gibi bilinç farkındalığı veriyor. Healing the mother wound dediğimizde annenizle ilgili halı altına atılmış her şeyi böyle puf diye kaldırıp ortaya çıkaracak. Sonra size bir sürü farkındalık verecek. Duygularınız da hiç böyle bakmak istemediğiniz kalbinizin kırık parçalarıyla sizi böyle yüzleştirecek, kelimenin tam anlamıyla bunu yapıyoruz. Kendimize denial'dayız. Sürekli inkar halindeyiz. Çok büyük gölge kimlik entegrasyonları yaptıracak. Ve zaten gölge kimlik atölyemi yarı fiyatına indiriyorum Circle katılımcıları için. O böyle tamamlayıcı, yardımcı bir çalışma gibi oluyor. Çok fazla işlenmesi gereken şey açığa çıkıyor. Ve işleniyor da merak etmeyin. Kuantum realitenizi kökten yerinden oynatacak bir yolculuk, journey yolculuk demek. İngilizce bilmek zorunlu çünkü kitap İngilizce. 13 buluşma olacak çünkü kitap 13 bölüm. Her bölümde kitabın, her buluşmada kitabın bir bölümünü işliyoruz. 13 aydan geri çektim ben onu daha sonra. Çünkü 13 ay gibi bir lüksümüz de yok kalbimizi şifalandırmamız için ve anne yarasını iyileştirmemiz için. Artık bir an önce kim neyi şifalandırabiliyorsa şifalandırabilmeli ve bu insanlık yol almaya başlayabilmeli. Karanlık var gücüyle çalışıyor biliyorsunuz ki. Bizim de var gücümüzle çalışmamız lazım. Sert geçecek. Ama çok sert değil. Kaldıramayacağınız bir sertlik verilmez ama sert geçecek. Ben de kendimi açıkçası buna hazırlıyorum ve bu circle'ı açmamak için Bolluk Bereket Circle'ı açarak kendimi kandırmaya çalıştım. Onun da açılası varmış. O da ayrı bir şey. Teknik detaylarını anlatayım. Bir circle'da neler oluyor? Kayıt alınması diye bir şey söz konusu değil. Kayıt alınmıyor. Bu circle Zoom üzerinden olacak. Buluşmada bir açılış duamız var. Ben kendimi tanıtıyorum. İngilizce açılış duasını yapıyorum. İngilizce. Ondan sonra yükselmiş pardon, açılış duasını yapmadan önce kuralları okuyorum. Circle'da nasıl davranmanız gerektiği yine İngilizce. Ondan sonra açılış duamızı yapıp yükselmiş üstadları çağırıyoruz. Sonra suyu kutsuyoruz. Suyu kutsamakla ilgili çok büyük bir duası var Sophia Kod kitabının. Suyun kutsallığını algılayabilmemizle ilgili. Suyu kutsadıktan sonra herkes seremonik alanı isimlerini söylüyor. Ondan sonra kitaptan bir paragraf ya da iki paragraf var. O iki paragrafı ya da bir paragrafı herkes bir cümle okuyor İngilizce. Ondan sonra bir soru var. Bunların hepsi manuelde var. Bunları ben seçmiyorum. Bunlar da Kayara'ya, Tanrı'nın kendisi tarafından indiriliyor o sorular manuelden. Ben oradan bizim grubun yüksek benliğine, kolektif yüksek benliğimize bağlanıp o an ya da circle, çember başlamadan önce soruları seçiyorum. Paragrafları okuyoruz. Sonra ben tekrar okuyorum. Sonra soruyu soruyorum ve o soru üzerine siz yazı yazarak soruyu cevaplıyorsunuz günlüğünüze yazarak. Ve bu çok büyük bilinç tamiratına sebep oluyor. En çok sevdiğim şey her şeyden önce bize düşünmeyi öğretiyor. Bize düşünmeyi ve muhakeme yeteneğimizi geliştirmeyi öğretiyor. Hiçbir öğreti bunu yapmıyor arkadaşlar piyasadaki. Önünüze hazır koyuyorum bilgiyi diyor diğer öğretiler. Şunu yap, bunu yap, sorgulama. Hayır arkadaşım, sana bir bilgi veriyor Sophia Kod. Mesela atıyorum Isis bölümünde seks
Sihir ve para kelimeleriyle ilgili ne kadar çok sosyal ve dini olarak programlandığımıza dair inanılmaz iyi paragraflar var Sophia Kotb'da. O paragrafları okuyup bununla ilgili atıyorum senin fikirlerin neler? Bu değil de soru. Buna benzer bir şey soruyor. Ve sen orada düşünmek zorunda kalıyorsun. Sonra düşünürken bir sürü farkındalık elde ediyorsun ve o farkındalıkların işte seni kurtaracak şey. O bilgelik incilerin, o üzerine düşünmeler. Zaten yazacağım kitabın adını bugün değiştirdim. Hak arama paradoksu olacaktı ki ya da üç basımla çıkarmayı düşünüyorum. Hak arama paradoksu sadece mantık yürüttüm. O kadar da zor değil. Çünkü sadece mantık yürüterek tüm spiritüel öğretmenlerimin söyledikleri şeye aykırı olan cevaplar bularak ben hep yolumu buldum bugüne kadar. Yapamazsın denilen şeyleri yaptım. Ve insanların ağzı açık kaldı. Master, master, master bilmem ne hocası, bilmem ne öğretmeni, bilmem. Bunların saydıklarımın hepsi spiritüel teknikler. 30 yılımı verdim, 50 yılımı verdim. Tarikattan da böyle çıktım. Sadece mantık yürüterek ve sorgulayarak. Burada yanlış bir şeyler var. Ve yine sadece mantık yürüyerek ve sorgulayarak karanlığın insanlık üzerinde oynadığı oyunları görebilmeye başladım. Sophia Kotb'da en çok sevdiğim şey bu konteynerde seni düşünmeye itiyor. Zaten başka bir örnek vereyim. Çok alakasız kalacak diyeceksiniz ama hayır. Amerika'da okumuş bir arkadaşım vardı üniversitedeyken. Bana demişti ki burası ile oranın farkı orada sürekli ama iyi bir okulda okumuştu. Amerika'da da devlet değil yine iyi bir okulda okumuştu. Seni çok düşünmeye itiyor. Düşünüp sorguluyorsun sürekli her şeyi. Sürekli sorular soruyorlar demişti. Daha sonra burada da benim böyle kolej mezunu işte Amerikan Koleji, Fransız Koleji mezunu arkadaşlarımla bu sohbetleri ettiğimde gerçekten onların da sürekli düşünmeye yönelik bir eğitim verdikleri kanısına vardı ve bizim eğitim sistemimizde bu yok. Biri bana söylesin ben onu alayım. Mesela ben artık ifşa işlerini bıraktım. İfşa işleri yapmayacağım ama bununla ilgili ileride bir circle açmayı planlıyorum. İnsanlar kendi kendine bakıp görsünler. Benim söylememden ziyade kendileri baktığında muhakeme yeteneklerini kullanarak doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilsinler istiyorum. Konuyu fazla dağıtmadan teknik yapısına geri dönüyorum Journey'de. Sonra herkesin işte bir 5-7 dakika journaling yapıyoruz. Ondan sonra herkes 4'er dakika incilerini paylaşıyor. Orada ben sadece alan tutuyorum. Ben şifacılık yapmıyorum. Ben size akıl vermiyorum. Ben size evet bu doğru ya da bu yanlış demiyorum. Ben size bravo aferin çok iyi cevap gibi şeyler söylemiyorum. Hepimiz birbirimize şahitlik etmek için varız orada. Siz onu seremonik alanda sesli söylediğinizde o zaten artık var ve gerçek realiteye tezahür etmiş oluyor bizim şahitliğimizde. Yükselmiş üstadların sizin yüksek benliğinizin en önemlisi. Ondan sonra da bizim de şahitliğimizde kendi bilgelik incileriniz gerçeğe vuku buluyor, hakikate vuku buluyor fiziksel hayata. Kelimelerim. Neyse ondan sonra kapatıyoruz. Dua ederek seremonik alanı kapatıyoruz. Ve 90 dakika biraz aşabiliyoruz bazen 90 dakikayı. Bu şekilde bir çemberimiz oluyor. Katılım zorunlu. Hiçbir circle'ı atlayamazsınız. Katılım zorunlu. Kayıt alınmıyor. Bu öyle birine katılayım, birine katılmayayım diye bir şey söz konusu değil. Bu bir yolculuk. Katılırken bana ve katılımcılara bir söz vermiş oluyorsunuz o kontratı imzalayarak. Ben orada olacağım, senin şahitliğini yapacağım diye. Ve 13 buluşmayla sonlanıyor. 13 buluşma sonunda journey'miz, yolculuğumuz sonlanıyor ve siz bir daha asla eskisi olamayacak kadar dönüşmüş oluyorsunuz. İlk 2-3 hafta kimse hiçbir şey anlamıyor. Siz katıldığınız anda sizin kuantum realiteniz ve 3. boyut fiziksel realiteniz size tamamen sizi göstermek ve anne yarasını iyileştirmeniz üzerine doneleri ortaya çıkarmak üzere yeniden ayarlanıyor. Tek ödevimiz her çembere katılmadan önce
o bölümü okumuş olmanız. Mesela birinci çemberimiz 16 Mayıs Salı akşamı saat 9'da olacak. 5 hafta boyunca Salı akşamları saat 9'da buluşacağız. Sonra 2 haftada bir inisiyasyonlara geçtiğimizde 2 haftada bir Salı akşamları akşam saat 9'da buluşacağız. Siz ilk buluşmaya gelmeden önce Sophia Kuhn'un birinci bölümünü okumuş olmak zorundasınız. Katılım ücreti her zaman aynı. 8.500 TL KDV dahil fiyatı. Fatura kesmek zorundayım zaten. Dolarda ekstrem bir artış olmadığı sürece bu fiyat değişmiyor. O fiyatı da kayara belirliyor. Biz belirlemiyoruz. Onun haricinde taksit de yapıyoruz. Siz ödemede zorlanmayın diye. Anne yarısını, yani kalbinin en derin yarısını iyileştirmeye ve artık yaranın etrafında dolaşıp dolaşıp vakit kaybetmek istemiyorum. Ben şu işi kökünden halledeceğim, yeter artık diyen ruh kontratlarımı bekliyorum. Bunun haricinde sorularınız olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Uygun bir vakitte 15 dakikalık ayrıca keşif konuşması da yaparız ama gerçekten katılmaya gönüllü olanlar yazsınlar rica ediyorum. Ve lütfen katılın, bunu da ayrıca rica ediyorum. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi. Bu arada 10 kişiyi geçersek eğer paylaşım kısmında Zoom Rooms diye bir şey var. İkili gruplar halinde odalara bölünüyor. Paylaşım o şekilde yapılacak. 10 kişiyi geçmezsek paylaşım çember alanında herkesin şahitliğinde, benim de şahitliğimde yapılacak. Bilginiz olsun. Bir dakikanızı rica ediyorum. Pardon. bir bakayım yorumlara. Evet, Journey'e, kafamı yamuk yapmam. Journey'e katılamayanlar için gölge kimlik atölyem var. Onu da zaten bunun için Meryem Ana'nın eşliğinde ve zorlamasıyla açtım. Gölge kimlik atölyemde çok büyük dönüşümler. Çok büyük dönüşümler oluyor. Onun için şimdi ayrı bir canlı yayın yapacağım. İyi akşamlar diliyorum o zaman.